Az TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Sağlık Hattı programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Özel Anadolu Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mutlu Kilcüler olacak. Konumuz ise halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite. Peki bebek sahibi olamama nedenleri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Süremiz yettiğince bu sorulara hocamızdan yanıt alacağız. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi ve sorularınızı 224 alan koduyla 261 1188 ve 99 numaralarından bizlere ulaşabilir ve yayınımıza katılabilirsiniz diyelim. Hiç vakit kaybetmeden hocamıza dönelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Bugün konumuz infertilite, aslında açıklanamayan infertilite dedik. Bebek sahibi olmak aslında her kadının hayalidir. Yapımız itibariyle çok küçük yaşlardan itibaren oyuncak bebeklerimize bile annelik yapıyoruz içgüdüsel olarak. Bizler için çok önemli ama maalesef günümüzde çiftlerin açıklanamayan kısırlık durumu sebebiyle bebek sahibi olamaması da en büyük engellerden bir tanesi. Evet. Anne baba olmalarına. Bugün de açıklanamayan infertiliteyi konuşacağız sizde. Evet. Dilerseniz öncelikle infertilite nedir, tanımı nedir, bunu dinleyerek başlayalım. İnfertilite bir yıl düzenli olarak korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamama olarak nitelendirilmektedir. Bu da ortalama yaklaşık %10-15 kısmı teşkil etmektedir hastaların. Yani normalde normal çiftlerin ortalama %85-90'ı özellikle de ilk 6 ay içerisinde olmak üzere bir yıl içerisinde gebe kalmaktadır. %100'den çıkardığımız rakam %10-15 kesimde de gebe kalamamaktadır. Bir diğer sık duyduğum bir terim fekondite. Bu da özellikle bizim tedavide başarı sonuçlarını ölçmemizde kullandığımız bir terim. Bir ay kadın siklusu içerisinde, bir aylık süreç içerisinde gebe kalma ihtimalini gösteren bir terimdir. Ortalama bu normal hiçbir problem olmayan bayanlarda %20-25, yani şu anlama geliyor, 100 kadından ortalama 20 ila 25'i bir ay içerisinde gebe kalabilmekte herhangi bir sorun olmadığı takdirde. Bununla diğer yaptığımız tedavileri, şeyleri ölçmek, değerlendirmeye çalışmaktayız. Peki infertilite nedenleri nelerdir? Kimlerde görüyoruz? Risk faktörleri nelerdir bebek sahibi olamamada? Evet, infertilite daha çok özellikle öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Son 30 yıl içerisinde hani infertilite sıklığında bir artış olmamıştır ama gebe kalma ve canlı doğum oranlarında bir azalma olmuştur. Bunda çeşitli nedenleri vardır. İşte bayanlarda özellikle kariyer yapma isteği, yani ileri yaşlara gebeliği taşıma durumu, işte ileri geç yaşta evlenme isteği, geç yaşta çocuk sahibi olma gibi nedenler dolayı geç yaşta hamilelik durumu söz konusu olmakta, geç yaşta gebelik istemektedirler. Buna bağlı olarak da özellikle anne yaşı çok önemli. Daha sonra da bahsedeceğiz. Anne yaşındaki artışla beraber gebelik oranlarında düşme olmakta. Bu da önemli bir konu olmakta. Son 30 yılda özellikle infertilite ve tedavisinde bir takım gelişmeler olmuştur. Bunlar 3 ana başlık halinde özetlenebilmektedir. Bunlardan bir tanesi özellikle yardımlı üreme teknikleri dediğimiz işte diğer tedaviler, özellikle tüp bebekte bir takım gelişmelere bağlı olarak bütün işte artık kadın üreme mekanizmasının değerlendirilmesi mümkün olmuştur. Yani nasıl döllenme olmakta, nasıl rahim içerisine yerleşme olmakta, bunlar yapılabilmiştir, çözülmüştür ve bu konuda büyük bilgi sahibi olunmuştur. Ve dediğimiz şekilde hani ileri yaşlarda, ikinci olarak da ileri yaşlarda kadınların özellikle hamile kalmasından dolayı bütün kadınların en çok doğurganların en düşük olduğu dönem olan ileri yaşlarda hamile kalmaya çalışma gibi sonuç ortaya çıkmıştır. Diğerisi bu dediğimiz işte yardımlı üreme tekniklerindeki gelişmeler ve bir takım işte bu ileri yaşlarda anne doğurganındaki azalma nedeniyle bu medyada, sözel ve görsel basında bu tür haberler çok sık olarak rastlanmaya başlanmıştır ve bunlar özellikle büyük ilgi çekmekte. Bu kadınlar arasında da büyük bu konuda farkındalık olmuştur. Özellikle yaşlanma ve fertilite üzerine özellikle söylemek istiyorum. Çünkü açıklanamayan infertilite de çok önemli bir konu bu. Özellikle 20 ila 24 yaş arası bayanların en çok fertil dediği, kabul ettiğimiz, yani en çok doğurganlık seviyesinin en yüksek olduğu yaşlardır. Bununla beraber, yaşla beraber bu oran gitgide düşmekte. Ortalama işte döneminde, yani 40-45 yaşlarında %95'lere kadar, bu zaman içerisinde azalarak %95'lere kadar
azalmaktadır. Bir diğer faktör de sadece doğurganlık oranında azalma olmayıp aynı zamanda yani gebelik olsa bile düşük oranlarında artış da aynı şekilde olmakta. Bunlar işte yardımlı üreme tekniklerinde bunlar hep değerlendirilmekte, ölçülmekte ve büyük oranda düşük oranlarında da artış gözlenmekte. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman ileri yaşlarda bayanlarda işte gebe kalabilme oranları ve düşük oran gebe kalabilme oranları düşmekte ve düşük oranlarında yükselmesine yol açmaktadır. Genel olarak da baktığımızda özellikle 40 yaş üzerindeki hastalarda, bayanlarda yani yüzde ortalama 75'lere kadar düşük oranlarına rastlanmaktadır. Bu da yani genelde ya şey şeklinde olmakta. Hani belirlenmiş bir gebelik şeklinde ya da biyokimyasal gebelik dediğimiz hani bu tarz gebelikler hepsi genel olarak değerlendirilip %75'lere kadar çıkabilmekte. Şimdi üreme sisteminde yaşla beraber ortaya çıkan değişiklikler nelerdir? Öncelikle hani onlardan bahsetmek gerekiyor. Bunlardan en başlıca faktör de yani folikül sayısındaki yani yumurtalıklardaki yumurta sayısının azalması. Normalde püberte döneminde yani döneminde belli bir sayıda yumurta sayısı olmakta yumurtalıklarda. Bunlar zaman içerisinde her adet gördüğümüz dönemde belli miktarı harcanmak üzere bunlar yavaş yavaş azalmakta. Belli bir seviyeye geldiği zaman burada işte menopoz kabul etmekteyiz. Bu yumurtalıklardaki yumurta sayısının azalmasıyla beraber kadının doğurganlığı da azalmakta. Bu sadece tabii sayı azalması değil, aynı zamanda nicelik olarak da yani kalitesinde de yumurta kalitesinde de azalma olduğundan dolayı buna bağlı olarak doğurganlık azalmaktadır. Üreme sisteminde ayrıca endokrin sistemde de bir takım değişiklikler olmakta. İşte bu yumurta sayısındaki azalmaya bağlı olarak bir takım hormonlarda yükselmeler olmakta. İşte FSH dediğimiz, inhibin dediğimiz çok detaylarına inmek istemiyorum. Bunlarda bir takım değişiklikler olmakta. Bu tabii dediğimiz bu yumurtalıklardaki yani yumurta rezervindeki azalma, yumurtalıklarda sayısındaki azalma genetik olarak belirlenmekte. Yani kişinin, bayanın annesi, işte birinci kuşaktaki teyzesi, yani bunlarda eğer erken bir menopoz durum varsa ki bu ortalama olarak işte %10 bireyde gözüküyor. Yani 45 yaşın altındaki şeyi olarak tanımlıyoruz. Erken menopoz %10 bireyde gözükmekte. Yani bunlar genelde genetik olarak belirlenmekte. Kişinin ne zaman menopoza gireceği, yumurtalık rezervine ne kadar azalacağı bunlar belli bir şeyde gözükmekte. Ya da yumurtalık rezervi işte yumurtalık dokusunu tahrip eden bir takım faktörlere bağlı olarak yani işte ameliyat kişi geçirmesi bunlara bağlı olarak yumurtalık rezervi azalmakta. Bu da bizim gebe kalabilme ihtimalini azaltmaktadır. Yaşlanma hani uterus üzerinde çok fazla bir etki göstermemekte. Evet. Dediğim gibi esas primer şey yani yumurtalıklardaki yaşlanma. Buradaki yumurta sayısının azalması ve kalitesinin azalması olarak gündeme gelmekte. Ve ayrıca bu yumurtalıklardaki hani normal kabul ettiğimiz yumurtalardaki şeyin yani kromozomlarının bozuk olması, yeterli dönleme özelliğinin olmaması olarak ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde tabii hep kadın üzerine yöneliyoruz. Evet. Erkeklerde de tabii yaşlanmanın bir takım etkileri var. İşte sperm sayısı azalmakta, yaşla beraber hareketliği azalmakta, morfolojisi, normal şekilleri azalmakta ama bunlar tabii bayanlarda kadar çok etkili olmayıp ortalama 45-50 yaşlara kadar bu belirgin olmamakta. Ondan sonra ancak etkisini göstermekte yani gebe kalabilmek zorlaşmakta ama esas primer faktör yani yaşlanma kadınlar üzerinde çok etkili bir faktör olmakta. Evet. Daha çok hani halk arasında duyduğumuz bir over rezervi tanımı var. Yani over rezervi nedir? En çok bugünlerde gündeme gelen konu. Bu over rezervi özellikle yumurtalıklardaki yumurta sayısını ve yumurtalıklardaki mevcut folikül sayısını ve kalitesini tanımlamak için kullanılmakta. Aynı zamanda tedavide de kullandığımız bir takım gonadotropin dediğimiz ilaçlar var. Bunlara olan cevap eğer düşükse bunlara cevabı değerlendirmekte de kullandığımız bir terim over rezervi. Yani yumurtalıklardaki kalmış olan yumurta sayısı kişinin kadının gebe kalabilme ihtimalini gösteren bir terimdir şey olarak. Bu da genelde over rezervi herkeste bakmıyoruz yani infertil hastalarda ama özellikle anne işte dediğimiz gibi yaşla beraber 35 yaş üzerindeyse kadın yaşı işte sigara kullanımı varsa ailede öyle erken menopoz gibi bir durum varsa veya bir takım işte overle ilgili bir takım cerrahi daha önceden geçirmiş bir cerrahi varsa kistir veya bir takım over rezervini azaltır
azaltan bu grup hastalarda bunlarda bakılması gerekiyor. Çok detayına inmek istemiyorum. İşte evet. adetin 3. günü bir takım hormonlar, FSH, H2 gibi hormonlara bakılmakta. Antimüleryen hormon dediğimiz bir takım şeyler veya işte 3. gün antral folikül dediğimiz, yani yumurtalıklarda küçük belli bir büyüklükteki folikül sayısına bakarak bu değerlendirilmektedir. Evet. Aslında bebek sahibi olamamada en büyük etkenlerden biri yaş dedik. Kadınların siz de belirttiniz, kariyer sahibi olmak adına evet. evliliği ertelemesi tabii ki büyük pay sahibi oluyor. Evet. Çünkü az önce de belirttiniz ki kadınlarda doğurganlık oranı 20-24 yaşları arasında daha fazla. Yaş ilerledikçe bu doğurganlık seviyesi evet. Bu oranda gittikçe evet. azalıyor. Ve dedik ki genetik faktör çok önemli. Evet. Bebek sahibi olamamada diye. Peki açıklanamayan infertiliteye geçecek olursak nedir? Tanımını sizden dinleyelim. Açıklanamayan infertilite yapılan bütün detaylı olarak hem erkeğin hem kadının yapılan detaylı olarak yapılan tetkikler değerlendirmesi sonucunda herhangi bir neden bulunamadığı olguları tanımlamak için kullanılmaktadır. Burada da tabii baz olan şeyler yapılması gereken, yani kadının normal ovülasyonun olduğunun saptam gösterilmiş olması gerekiyor her ay düzenli olarak. Bir takım testlerle bunlar hem kadının düzenli olarak adet görmesi hem de işte lütel faz dediğimiz, yani menstruasyonun ikinci fazında belli hormon düzeylerine bakılarak progesteron, bunun belirlenmiş olması. Diğer bir şey de işte tüpler, yani bu döllenmenin esas gerçekleşmiş olduğu tuba üterina dediğimiz tüplerdeki açıklığın gösterilmiş olması. Bu da HCG dediğimiz rahim filmi, en az bir tüpün açık olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Ve de işte rahim, normal bir rahim olduğunu, yani ultrasonda herhangi bir miyomdur, bir takım yer kaplayıcı oluşum olmadığını gösterilmesi ya da erkek yönünden normal sperm tali neticesinde normal sperm değerlerinin, onun belli kriterleri vardır. Yani normal sayıda olması, normal morfolojide olması, hareketliğin iyi olması, bunların mutlaka ekarte edilmiş olması gerekiyor. Yani bunlar ekarte, bunlar yapılıp eğer halen bir neden bulunamıyorsa buna işte açıklanamayan infertilite diyoruz. Bu da özellikle ileri yaşlarda sık gözüküyor. 35 yaş sonrasında bayanlarda sık gözükmekte açıklanamayan infertilite. Tabii açıklanamayan infertilite nedir, yani temelinde ne yatmaktadır? Onda şöyle görüşler ileri sürülmekte. Yani bunlarda normalde aylık olarak, hani fekunditeden bahsetmiştik. Normalde bir ayda bayanın gebe kalabilme oranı %20-25. Bunlarda ortalama %2-4. Yani bunlar fertilitesinin, yani gebe kalabilmesi seviyesinin en düşük seviyesinde olan bayanlar olarak değerlendirilmekte. Ya da ikinci bir neden olarak da bunlar, yani bugünkü teknolojiyle bunların hamile kalamamaları neden olan neden daha doğrusu tespit edilememekte. Bu şekilde değerlendirilmekte. Bunların çoğunda hani yapılan çalışmalarda işte tüp bebekte bunlarda çok yakın olarak değerlendirilmek, işte döllenme olayı, rahim içerisine yerleştirme olayı olduğu için bunlarda tek tek değerlendirilebilmekte, hani bu olayın sürecin nasıl işlediği. Bu tip hastalarda açıklanamayan infertilite olgularında büyük oranda ya embriyolarda problem, döllenme yeteneğinde bozukluk olduğu gösterilmiş ya da döllendikten sonra işte rahim içerisine yerleşme dediğimiz en büyük olay, daha sonra da bahsedeceğiz tedavi yöntemlerinde, burada problem oldu. Buna bağlı olarak işte şey olamadı, yani gebelik gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Bunlar da tabii yapmış olduğumuz tedavi normalde %2-4 arasında, yani hiçbir şey yapmasak da bu hastaların bir gebe kalabilme oranı var. Ama bunlarda yapmış olduğumuz tedaviyle bu oranları artırmak, biraz daha süreci hızlandırmak adına gerçekleştiriliyor. Şimdi esas infertilite tedavisinde de amacımız, yani doğru bir mutlaka nedeni bulmak. Bulduktan sonra da hani en uygun, en cost efektif dediğimiz, en maliyeti düşük ama bir takım riskleri en düşük olan tedavileri uygulamaktır. Bunda da yapmış olduğumuz açıklanamayan infertilite en büyük tedavi şeyimiz ampirik tedavi. Ampirik tedavi nedir? Yani bunda işte nedeni bilemediğimiz bir hastalıkta veya sürecini bilemediğimiz bir hastalıkta bir tedavi uyguluyoruz. Hani olası bir tedavi, hani çok sonuçlarını bilmediğimiz bu ampirik tedavi dediğimiz bir tedavi uygulanmakta. Bu nedir? Burada da yani normalde yumurtalıklarda dışarıdan verdiğimiz bir takım ilaçlarla yumurta sayısını artırarak daha sonra da spermi bir takım işlemlere tabi tutarak yumurta ile spermin belli zamanda, belli miktarda, belli süreçte, yani
karşılaşma ihtimalini artırmak prensibine dayanmakta. Yani tüm yapılan tedaviler şeyler bundan ibaret olmakta. Şimdi bunda da açıklanamayan infertilite tedavisine geçmek gerekirse bu ampirik tedavi basamak tedavisi olarak genelde nitelendirilmekte. Bu aslında bir deneme amaçlı yapılan bir tedavi mi oluyor? Ampirik tabii başlangıçta şey yapılıyor, deneme amaçlı. Ama tabii deneme amaçlı bu tabii ampirik tedavide basamak tedavisi demiştim. Yani eğer hasta tabii infertil hastalarda prognozda en çok etkileyen faktörlerden birisi süreç, yani gebe kalamadığı süre. Eğer çok uzun yıllardır gebe kalamamış veya hastanın kadının yaşı çok ileri seviyelerdeyse o zaman tabii başarı şansı düşürmekte. Eğer kadının yaşı işte atıyorum 35 yaş üzerinde veya uzun yıllardır bir infertil öyküsü varsa daha üst tedavilere geçmekte fayda var. Bu basamak tedavisini anlatmak gerekirse kısaca, bunda da işte ilk aşamada, yani bu dediğim gibi %2-4 gibi, yani normalde bir hamile kalabilme ihtimal var. Bunu artırmak için bir takım, eğer hastanın da prognozu çok kötü değilse, yani yaşı genç ve infertilite süresi uzun değilse, yani 2 yıldan az ve dediğimiz gibi yaşı da işte 35'ten azsa, bunlar da işte yaşam tarzıyla ilgili bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor. Bunlar nedir? İşte kilosu fazlaysa hastanın kilo vermesi öneriliyor. İşte sigara kullanıyorsa bunun azaltılması, keza bu erkek eşte de önemli. Daha sonra işte beslenmesinin düzeltilmesi. Bunda işte bir takım vitaminler, takviye grup ilaçlarda kullanılabiliyor. Daha çok böyle bitkisel ağırlıklı protein alması. Egzersiz, aşırı stresten kaçınma, bunlar bir ölçüde etkili olmakta. Daha sonrasında tabii bu ilişki süre zamanı da önemli. Yani bu şeyde özellikle tam ovülasyonun, yumurtlamanın olduğu dönemde ve şeyde veya da bir gün öncesinde, bir iki gün öncesinde mutlaka ilişki olmalı. Bu çünkü yaklaşık olarak yumurta yani 12 ila 24 saatlik bir süreç içinde yaşayabilmekte. Bu şeyde sağlamak için zamanlı ilişki dediğimiz, yani bu dönem içerisinde de mutlaka yani buna dikkat edilmesi, yani en azından ovülasyon ne zaman olduğu bu takip edilmeli. Ona göre de ilişki özellikle şey yapılarak bu şekilde takip edilmeli. Açıklanamayan infertilite de, ama tabii bunlar dediğimiz gibi hani bir süreç alıyor. Evet. Şey olduğu için eğer tabii bunlarda bir sonuç alınamazsa bizim işte yumurtalıkları uyarıcı dediğim işte klomifen sitrat hastaların sık duyduğu kliniklerde de özellikle direkt ilk olarak başlanan bir tedavi oluyor. Bununla yumurtalıklardaki yumurta sayısı artırılıyor. Ve de aynı zamanda bunu da kombin olarak aşılama dediğimiz bir tedaviyle beraber yapıyoruz. Bu da işte erkek eşten sperm alınmakta, onlar yıkanmakta, örnek içerisine sperm hareketini artıran bir takım maddeler konulmakta. Daha sonra bunlar işte rahim ağzından yumurtlamanın olduğu dönemde rahim içerisine verilmekte. Yani spermle yumurtanın karşılaşma ihtimali, gebeye kalma ihtimali artırılmakta. Bunda tabii başarı şansı işte normalde %2 hep değeri kullanıyorum bunu açıklanamayan infertte de %8'lere ulaşmakta. %8-9'lar yani çok fazla bir başarı şansı fazla olmamakta. Yani ortalama 3-4 kat bir gebelik şansını artırmakta. Eğer tabii bu tip tedavilerle hani dediğimiz gibi hayat tarzındaki değişiklikler işte kullandığımız bu klomifen sitrat en basit tedavisidir. Yani yumurtlamaya, yumurtalıkları, overlere uyarıcı bu tedaviyle başarılı olamayanlar da daha ileri tedaviler. Bunlar da yani dışarıdan normalde yumurtalıkların düzenini sağlayan gonadotropin dediğimiz sentetik üretilen hormonlar dışarıdan verilerek bu şekilde yumurta sayısı daha da artırılmakta ve aynı şekilde bu aşılamayı bu gonadotropin yani yumurta gelişimine öncelikle gonadotropinlerle yapıp aşılama tedavisiyle bu şekilde gebelik elde edilmeye çalışılmakta. Ama tabii bunda da dediğimiz gibi yani çok sayıda yumurta oluştuğu için çoğul gebelik. Yani günümüzde en büyük sıkıntılardan birisi yüksek riskli gebelik grubuna giriyor. Böyle bir ihtimal var. Yani yapılan çalışmalarda işte klomifen sitrat dediğimiz bu aşılama ya da bu daha ileri aşama gonadotropin tedavisi aşılama aralarında çok büyük bir farklılık yok. O yüzden hani bu aşama genelde atlanıyor. Yani şey olarak genel pratikte atlanıp daha çok işte günümüzün modası haline gelen tüp bebek dediğimiz IVF geçilmekte hastalar. Özellikle yani böyle açıklanamayan infertilite olgularında ilk tedavi seçeneği olarak IVF düşünülmelidir. Çünkü bugünkü son teknolojideki gelişmelere ışığında ortalama IVF'de %35-40'lara kadar başarı şansı çıkmakta. Evet. Tüp bebeğe ayrıca parantez açmanızı isteyeceğim hocam. Tabii. Çünkü günümüzde en popüler tedavi yöntemlerinden biri, en sık duyduğumuz tedavi yöntemlerinden biri. Ama şimdi demiştiniz ki ampirik tedavide kişinin yaşam tarzını değiştiriyoruz. Kilosu fazlaysa işte kilo vermesini, alkol, sigara tüketiyorsa bunları bırakmasını sağlıyoruz diye. Ve düzensiz adet döngüsünden de bahsettiniz. Bunun önemli olduğunu da vurgulamıştınız. Evet. Peki şimdi
kısırlık olduğunu bilmeyen bir hasta nasıl bunu öğrenebilir peki? Yani düzensiz bir adet döngüsü varsa hemen bir hekime başvurmalı mı bu konuda? Nasıl davranmalı? Bunu da dinleyelim sizden. Tabii. Normalde hani bir yıl beklemek gerekiyor demiştik ama tabii bu düzenli adet gören hastalar için geçerli. Eğer kişi de işte bunun da eğer düzensiz adet görme durumu oluyorsa, yani atıyorum işte 2-3 ayda bir adet görme, işte vücutta tüylenme, kıllanma artışı, özellikle bunu belirtiyorum. Bu en çok yani yumurtlamada problem olan hastalarda gördüğümüz rahatsızlık da işte polikistik over hastalığı, o da sık görülüyor şey olarak, özellikle bu yumurtlamada problem. Eğer hani böyle bir takım rahatsızlıklar varsa böyle illa hani bir yıl beklenecek veya süre olarak hani bu şekilde bir zaman kaybı olacak diye bir süreç yok. Yani bunlarda mutlaka bir an önce değerlendirme yapılmalı. Bu da işte çeşitli nedenleri, sadece tabii polikistik over altında yatmıyor. Farklı nedenlerden olabiliyor. İşte prolaktin dediğimiz süt hormonu var. Onun yüksekliği olabilir. Başka metabolizma ile ilgili işte guatr dediğimiz, yani onlara bağlı da olabilir. Mutlaka bunların bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Bir ek parantez, yani 35 yaşın üzerinde de hani bir yıl normalde beklenmesi gerekiyor. %85-90 hasta gebe kalabiliyor demiştik ama 35 yaş hastalarda artık yumurtalık rezervi, yani yumurtalıkların yaşlanma süreci hızlandığı için bu kadar beklemeye gerek olmadığı söylenmekte. Yani 6 aylık bir süreç yeterli olmakta. Yani bir an önce değerlendirmeye başlamakta gerekiyor. Bunlar tabii tedavisi daha kolay olan vakalar. Yani anovülasyon dediğimiz, yani yumurtlamada problem olan hastalar. Bunlarda hani farklı tedavi şemaları var, şekilleri var. Ama esas konumuz yani açıklanamayan infertilite. Yani işte ovülasyonu doğrulanmış, işte tüplerinin bir tanesinin açık olduğu belgelenmiş. Yani ve sperm tahallerinde çok ciddi bir bozukluk olmayan hastalarda. Yani bunlar artık yapılan testlerde herhangi bir şey bulunamamış ama halen hasta gebe kalamıyor, bayan gebe kalamıyor. Bu olguları tanımlamak için kullanıyoruz ama diğer gruptaki infertil vakalarda, yani infertilitede tabii sadece açıklanamayan infertilite bir grubu, işte ovülasyona bağlı, yani ovülasyon düzensizliği, ovülasyon olmama, bunlar ortalama bir %20 ila 40 grubu teşkil etmekte. Başta sormuştunuz. Hani başta ben açıklayayım diye özellikle bunları başta şey yapmadım. Bir grupta işte şey var, tüplerde hani tıkanıklık oluyor, darlık olabiliyor bu grup, ya da bunlar da işte genelde ya tubal enfeksiyonlara bağlı ya da endometriyozise bağlı, karın içi batın içindeki faktörlere bağlı. Bunlar da ortalama %30-40 civarında gözüküyor. Bir diğer faktör de işte %30-40'lık erkeğe bağlı infertli. İşte ortalama şeye göre değişmek üzere rakam, hani %10 ile 30'lık bir kısımda da açıklanamayan infertilite olarak nitelendirmek. Yani bunlar da diğer nedenler ama tabii bunlar daha çok tespit edilebiliyor. Yapılan testlerde bir an önce hani bunlarda bir bozukluk varsa bunlara yönelik olarak tedaviler yapılıyor ama tabii çoğunda da yapılan tedavi açıklanamayan infertilitede olduğu gibi ampirik tedavi. Yani çok fazla erkek infertilitesi, hani sperm sayısını artıralım, bir bozukluk varsa veya farklı şeylerde hani anovülasyon bile olsa sonuçta gene aynı şekilde yumurtalıkları uyarıcı, yani hemen hemen aynı tedavi uygulanmakta. Yani bunlarla başarılı sonuçlar almaya çalışılmaktadır. Evet, peki şimdi dedik ki ampirik tedavi, aşılama ve son olarak da tüp bebekten bahsetmiştiniz. Tüp bebek konusunu da biraz açacak olursak, bireylerin anne ve baba olmasında kesin sonuçlar alıyor muyuz? Tüp bebekte ne durumdayız ve nasıl bir tedavi yöntemidir? Şimdi son yıllarda tabii tüp bebekte teknolojideki gelişmeler neticesinde yüksek oranlarda başarılı sonuçlar alınmaya başlandı. Ama tabii endikasyon doğru mu? Yani bazı hastalarda endikasyon olmadan, yani işte çok az, mesela bir yıllık süre beklenmek gerekiyor demiştim. Yani çok fazla bir süre beklemeden hemen tüp bebek tedavisine girişilmekte. Yani uygun olmayan endikasyonlar da yapılmaya çalışılmakta ve çok yüksek dozlarda İşte ilaçlar, iğneler kullanılmakta. Yani normal fizyolojik bozulduğu için çok, benim hani poliklinik pratiğimde de görüyorum. Böyle 3 kez 5 kez tüp bebek denenmiş ama herhangi bir şekilde gebe kalamamış hastalarda çok rastlamaya başladık. Hatta sonrasında kendi spontan gebe kalmış hastalarda gündeme gelmekte. Yani tamamen de tüp bebek bir çözüm değil ama bu süreci işte hızlandırmak. Çünkü bir takım şeylere müdahale edebiliyorsunuz. Yani yumurta oluşumunu, işte döllenmeyi, döllendikten sonra rahim içerisine yerleşme, bunları kontrol edebilme şansınız var. Ama tabii bu aşamalar kontrol ediliyor ama tabii en büyük problem de, yani tüp bebekte de en çok rastladığımız sıkıntı, yani yerleşme, implantasyon dediğimiz, yani döllenme olduktan sonra rahim içerisine yerleşmede en büyük başarısız olduğumuz alan bu. Reseptivite ediyoruz. Yani endometrium bunu kabul etmemesi, yani bir şekilde bunun reddolması en büyük problemimiz. Yani IVF'de başarısızlığı, yani IVF'de her şeye çözüm olmuyor. Normali çok fazla bozduğumuz için bu sefer de farklı yönlerden hani gebe kalamamaya yol açmakta. Evet. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden biraz aslında hızlı hızlı soruyorum ben de ama
infertilite tedavisinde yeni oluşan, yeni kullandığınız yöntemler de var. Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Bunlardan biri PRP ve biri de mikroçip yöntemi. Evet, evet. Bu yöntemler nelerdir? Onun da bilgisini alalım sizden. Onu da kısaca bilgi vereyim. Yani bunlar hani tabii bir takım teknolojide gelişmeler oluyor. IVF ile ilgili bir takım moleküler düzeyde özellikle çalışmalar devam ediyor ama en büyük dediğimiz gibi problem yani tüp bebekte olsun şeyde olsun yerleşmede problem olması. Yani endometrial reseptivite diyoruz. Yani rahim içerisindeki şeyi kabul etmeme, embriyoyu oluşmuş olan embriyoyu yani döllenmeden sonra kabul etmemede problem oluyor. En büyük IVF'deki başarısızlığın sebebi o. Onun üzerine işte bir takım çalışmalar yapılmakta. Bunlar işte histereskopi yapılmakta, bir takım işte embriyoların kalitesi düzeltilmeye çalışmakta, bir sürü teknik, immünoterapi diyoruz yani bağışıklık sistemiyle ilgili bir takım tedaviler yapılarak bu sorun aşılmaya çalışılmakta. Yani bu neden yerleşmede bir problem var? Hani başarı şansı çok iyi olduğu, döllenme olduğu halde bir türlü gebelik gelişmiyor, yerleşemiyor. Bu konuda çalışmalar ama bunların çok büyük bir şeysi, çok fazla bir başarı şansı olmamış, başarı etkinlik olduğu gösterilememiş. Ben de son yapılan çalışmalarda bu PRP dediğimiz yani farklı alanlarda da kullanılmakta. Kısaca İngilizcesi platelet rich plazma yani trombositten zengin plazma. Hastanın kendi kanından aldığımız kanını alıyoruz. Burada işte bir takım işlemlere iki kez santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra plazması ayrılıyor belli bir bölümü. Burada trombositler zengin. Bir takım hani büyüme faktörleri var içerisinde. Stokin dediğimiz yani faktörler var. Bunlar rejenerasyon özelliği var. Yani geliştirmeyi, büyümeyi sağlayıcı bir takım faktörler var. Bu kullanılmakta. Bu da farklı tıp alanlarında kullanılmakta. İşte alopesi dediğimiz yani saç dökülmesinde işte ortopedide şeyde kullanılmakta bunlar. Son yapılan yayınlarda işte aynı şekilde rahim içerisinde, endometrium içerisinde bu tüp bebekten önce olsun veya aşılamadan önce olsun 48 saat öncesinde bu işlem hazırlanıp yani bu şekilde plazma ayrıldıktan sonra bir kateter vasıtasıyla rahim ağzından içeri verildiği takdirde bu yerleşememe sorununda büyük oranda başarılı sonuçlar elde edildiği saptanmış. Yani bu PRP'nin de kadın doğumda da uygulama alanı bulmasına yol açmış. Biz de kliniğimizde hani bu konuda çalışmalar yapmaya başladık. Yani bu konuda PRP'yi kullanıyoruz. Zaten ortopedi ve fizik tedavi kullanmaktaydı. Bu konuda da yani çünkü o rahim içerisindeki yenilemeyi sağlıyor. İçerisindeki bir takım maddeler aracılığıyla büyük yönde fayda sağlamakta. Diğer bir konu da mikroçip yöntemi. Şimdi üreme sağlığında özellikle bu tüp bebek olsun, aşılama olsun. Sperm hazırlaması çok önemli. Yani spermin daha doğrusu kaliteli olması çok önemli. Yani fonksiyonel olması, işte hareketliliği, bütünlüğü, morfolojisinin normal olması şeydeki en büyük önemli faktör başarıda. Bu da şu yönden önemli olmakta. Yani sperm ne kadar hareketli, ileri hareketli olursa işte kadın genital sisteminde rahat bir şekilde yol alabilmekte. Yani yumurtayla karşılaşma ihtimali daha yüksek olmakta. Bunu da normalde işte sağlamak için bir takım yöntemler kullanılıyor. Yani sperm hazırlamada gerek şeyde olsun tüp bebekte gerek bizim aşılama tedavisinde kullandığımız işte bir takım sperm hazırlama santrifüji işlemi yapılıyor. Bir takım CVMAP dediğimiz işlemler yapılıyor ama bunların hepsi şey olduğu için yani mekanik işlemler, santrifüj yani bunlarda büyük kısmında spermler zarar görmekte. Bir takım ortaya oksidatif maddeler çıkmakta. Bunlar da sperm yapısını bozmakta. Yani sperm hücresi zaten çok küçük, çok hassas bir hücre. Bunlara bağlı olaraktan çok fazla zarar görmekte. Bundan dolayı da çok başarı elde edilememekte. En çok başarı düşünen nedenlerden birisi de budur. Bu mikroçip akışkan tekniği dediğimiz bir teknik özellikle yeni kullanılmaya başladı. Bu da biz de tekrar kullanmaya başladık. Özellikle biz hani tüp bebek yapamıyoruz. Evet. Bizim tüp bebek merkezimiz yok ama aşılama hastalarında kullanmaya başladık. Bunda da sperm bir filtreleri olan yani geçebilecek sağlıklı spermi geçebileceği filtreleri olan bir kapta toplanmakta. Bu sperm kendi hareketleriyle belli bir yerde toplanmakta. Daha sonra bu sağlıklı spermler işte bir kanül vasıtasıyla aynı şekilde rahim ağzından içeri verilerek bu aşılama işlemi veya işte tüp bebekte kullanıyorsa farklı yöntemlerle bu gerçekleştirilmekte. Bunda da büyük oranda başarılı sonuçlar almaya başladık. Zaten dünyadaki çalışmalarda bu yönde büyük hani başarılar olduğunu göstermektedir. Evet. Bu şekilde. Artık programımızın da sonuna geldik tabii. Hocam. Çok tabii. Kısa son olarak eklemek istediklerinizi alalım. Programımızı kapatacağız. Tabii. Yani
özellikle bu açıklanamayan infertil hastalarım çok fazla ümitsizliğe kapılmasınlar. Çünkü bu grup hastalar pek çok doktor hani görmüş hastalar. Çok tedavi dolaşmış, çok merkezlere gitmiş. İşte ortalama 2 ila 3 yıl süresi bunların var yani bize gelen hastaları. Yani bunlar hiçbir zaman şey değil yani hamile kalamıyoruz, biz kısarız gibi bir yaklaşım içerisine girmesinler. Dediğim gibi yani mutlaka kendi ekspektan tedavi diyoruz. Yani bekle gör tedavisi aynı zamanda. Yani ortalama aylık %2 ila 4 hiçbir şey yapılmasa bile bunlarda hani başarı şansı olmakta ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Çünkü stresli bir süreç bu, evet. İnfertilite süreci. Yani mutlaka elde mevcut olan tedavileri denesinler o şekilde. Tabii hastanın bütçesine ve tedavi prognozuna yani hepsini beraber değerlendirip çiftlerle o şekilde uygun bir tedavinin yapılması gerekmekte. Mutlaka bir sonuç alacaklardır. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür evet ederim. Sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.